Saldırı konusundaki görüşü nedir? Çin'e dava açılması konusunda tazminat istenmesi konusundaki görüşü nedir? Birçok konuda değerli görüşlerine başvuracağız. Ve sanıyorum beni duyuyorlar artık hocamız. Anıl Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi Anıl abi yayınlar. hoş geldin. Hoş bulduk. Başarıyla götürüyorsunuz programınızı. İnşallah iyi tamamlarız. İnşallah. İnşallah hocam. Sağ olunuz. Anıl abi hemen bir soruyla başlayayım mı? Buyurun. Bu koronavirüs sence doğal mıdır, sentetik midir, laboratuvar ürünü müdür? Şimdi biliyorsun bu konularda epey tartışma var, farklı görüşler var. Senin de programlarını okudum. Senin de görüşünde bunların laboratuvar kaynaklı olduğuna dair sözlerim var. Şimdi bu çerçevede bir değerlendirdiğimizde ortaya çıkan ya ki yayınları izleyen bir bilim adamı olarak söylüyorum. Mesela Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde ilk bunun gündeme geldiği söylendi. Daha sonra Amerika'da bu işin bir laboratuvar çalışmasıyla ele alındığı söylendi. Ki Amerika'daki çalışma bu virüsün kuvvetlendirmesine yönelik bir girişimdi ve daha sonra bunun Amerikan ordusu mensupları tarafından Çin'e gönderildi ve Çin'de de bir laboratuvarda bu virüsle ilgili çalışmalar yapıldığını ve hem Amerika'daki hem Çin'deki çalışmalar sırasında virüsün güçlendirilmek istendiğini, çünkü gördüğümüz kadarıyla şu aşamada hem Amerika hem de Çin, yani bakın Trump geldi Amerika'yı küreselleşme yolundan çekerek önce devlet önce Amerika deme noktasına geldiğinde, Çin devlet başkanı gitti uluslararası bir toplantıda, biz küreselciyiz ve küreselleşmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi evet, Amerika'nın bıraktığı yerden Çin devreye girmiş vaziyette. Hem ortaklar işbirliği yapıyorlar. Amerika laboratuvarında, Çin laboratuvarında ortak çalışmalar yapıyorlar. Hem Fransa bağlantısı var. Bu da gündeme geldi. Ama şu bir gerçek ki şimdi karşı karşıya gelinen bir durum var. Virüsün kuvvetlendirilmesiyle virüsün ileride bir topyekün değişim doğrultusunda kullanılmak istendiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir normal virüsü kendi haline bırakırsanız, işte SARS mikrobunda olduğu gibi çözülüp gidebiliyor mikroplar, ama böyle bir mikrobu oluşturma noktasına gelindiğinde iş bir başka boyut kazanıyor ve işbirliği, uluslararası işbirliği başlıyor. Şimdi burada Çin ile Amerika karşı karşıyaymış gibi geliniyor ama biliyorsunuz çok büyük ortaklıkları var. Yani Amerika'nın kıymetli kağıtlarının, ki ben iktisatçı değilim ama takip ettiğim için söylüyorum, Amerika'daki kıymetli kağıtların büyük çoğunluğu, hatta %80'i Çin'in elinde. Yani şimdi Amerika buna izin vermiş. Çin de Amerika ile yakınlaşma noktasına girmiş ve küreselleşme sürecinde karşı çıkmamış. Biliyorsunuz Çin Sovyetler Birliği varken kenarda duruyordu. Çünkü 20. yüzyılda Amerika merkezli bir Batı hegemonyası varken bunun karşı dengesi Rusya üzerinden kurulmuştu. Şimdi Rusya'nın Sovyetler Birliği'ni kaybetmesinden sonra yeni ortaya çıkan tabloda, böyle bir süreçte Çin'in yeni misyona doğru yönlendirildiğini görüyoruz ki bu çerçevede ben hem Amerika içerisinde hem Çin içerisinde küreselci çizgide yola devam etmek isteyenlerin paslaştığını, işbirliği yaptıklarını söyleyebilirim. Ha, şimdi siz demin Çin'e açılacak davalarla ilgili olarak ne düşündüğümü kısaca belirttiğinizde şunu söyleyeyim. Yani iş tabii önce ortaklık çerçevesinde başlıyor. Biliyorsunuz yani Sovyetler Birliği döneminde de Amerika karşı kutupta karşı karşıya gelmedi. Bugün de Çin'de karşı karşıya gelmeme durumu vardı. Fakat normal koşullarda kapitalist sistem çerçevesinde baktığımızda Avrupa Birliği olgusunun gerçekleşemediğini, Batı'nın eskisi gibi hızlı gelişme çizgisini sürdüremediğini ve böyle bir noktada
Çin'in devreye girmesi ki bunu 20 sene önce, 25 sene önce yazılanlara baktığımızda şunu görüyoruz. O zaman söyleniyordu. 2000'li yılların 2020-25 arasında dünyanın bir numaralı ekonomik gücünün Çin olacağına dair bundan 25 sene önce yayınlar yapılıyordu. Biz bunları o zamandan beri biliyoruz. Ve bugün bu aşamaya geldik. 2020'deyiz ve gördüğünüz gibi Çin şu aşamada dünyada ekonomide bir numaraya geliyor. Ve ciddi boyutlarda da bir Anıl abi, ekonomik birikimi hemen var. Hemen bir araya gireceğim. Buyurun. Şimdi ünlü Tukidides'in bir lafı var. Tarihi belirleyen insan, tarihi yazan adam, ilk tarih kitabını yazan adam diyor ki Atina'nın yükselişi değil, bunun Isparta'da yaratmış olduğu diyor, korku daha büyüktü. Şimdi bu Graham Allison'dan alıntı, yani onun bir söyleminden bir paragraf olarak aldım ben. Şunu söylüyor Allison, diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne 16 kez dünya liderliğinden düşürülme çabası oldu. Bunun 12 tanesi diyor savaşla bitti. 4 tanesi de diyor büyük kontratlar, Amerika lehine büyük kontratlarla bitti. Şimdi Çin bugün Atina yerinde Amerika Birleşik Devletleri, Sparta yerinde de Çin var. Yani Çin'in yükselişi, Amerika'daki korku bu pandemiyi yaratmış, hazırlamış olabilir mi? Ardından peki bu pandemi çıktı, tazminatlar ödemezse Çin, ki bakıyoruz ki Almanya, İngiltere, Hollanda da dahil, şimdi İsrail de dahil bir şekilde tazminat istiyoruz dediler. Bunun karşısında Çin ödemem derse ne olur? Ödemeli mi? Ben onu da ekleyeyim. Kamu konusunuzun olduğu için. Şimdi efendim, tabii bu bir devletler arası mesele ve uluslararası hukuk çerçevesinde bu konuya bakmak gerekir. Evet. Ama ben uluslararası düzen kalmadığı gibi uluslararası hukukun da çoktan geride kaldığı kanaatindeyim. Bravo. Bunu bir hukukçu olarak söylüyorum. O nedenle güç tırmanması süreci yaşıyoruz ve bu noktada herkes elinden gelen, sahip olduğu konumunu kullanarak, elinden gelen gücü kullanarak karşı tarafı sıkıştırıyor. Eğer gerçekten Amerika Çin'i dava edecekse önce Çin'in elindeki kıymetli kağıtlarını geri alabilsin. Alabiliyorsa alsın. Alamıyorsa anlaşsın.